Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Baldur's Gate'lemeye devam ediyoruz. Neler yaptık şimdi geçen hafta? Hatırlarsanız Zümrüt Korusu'na girdik. Zümrüt Korusu'nda Trump bayan var bir tane, seksi Trump bayan. O diyor ki içerideki mültecileri göndereceğim diyor. Mültec dediği de cehennemden literally mülteciler gelmiş. 6 tane falan çocuğa rastladık. 6'sı da haydut ve hırsız olmuşlar sırasıyla. Ha bak, ben de şimdi ozan olduğum için şöyle yapacağım. Ah şu çocuklar bana sorun çıkarmaya çalışıyorlar ya. Hay Allah, görüyor musunuz? Ah şu çocuklar. Görüyor musun? Bir şey söyleme müdür. Sen bir beni dinle. Asıl o çocuklar hırsız ha. Gel buraya. Ha. Bir daha mı? Şimdi okey bak. Birinciye geldiler. Ah çocuklar dedim. İkincisi bu çocuklar hırsız. Şimdi güzel kardeşim sen artık çete olmuş. 7'li 8'li gruplar halinde milleti dolandıran hırsız çocuklar için bana silah mı çekiyorsun? Ha? Cidden merak ediyorum. Cidden merak ediyorum artık. Bak bu çocuklar dolandırıcılık bunlar da. Hırsızlık bunlar da. İlk bir geldiniz dediniz siz benim çocuğu tehdit mi ediyorsunuz? Kardeşim senin çocuğun hırsız, hırsız, suçlu. Tamam mı? Şimdi geldin bir daha bana silah çekiyorsun. Gel. Biz bunu o şekilde konuşalım o zaman. Madem o dilden anlıyorsunuz kardeşim. Sen de küçük küçük zar ne abla? Boş ver gitsin diyor. Seni şimdilik kampta bırakıyorum. Evet, biraz bir süre sen burada kal. Aynen aynen eminim. Eşya aldığında gizemli artefakt mı? Bayan ayrılırken hiç bahsetmediğin gizemli artefaktı verdin bize. Abi niye verdin ki bu artefaktı bana şimdi? Aa bende kaldı. Kullan. Kıza gruptan ayrıl demek yetiyormuş. Ne saçmadı ya. Ekibi biraz donatayım dedim. Çünkü o kampa geri gideceğiz. O kampa geri gittiğimizde vay işte bu kampta birileri öldürülmüş falan diye yine bize ağız yapacaklar. Kardeş öldürüldü de yani hırsızların iftirası üzerine öldürüldü. Dinlemeyecekler muhtemelen. Lazer, sen silah olarak en iyi silahı taktın mı peki kızım? Ama biz sana bir de bir uzun kılıç yapalım. Bir de ben sana bir yerden kalkan bulayım. Ablasının gülü. Kalkanları da full sattık galiba biliyor musun? Ablasının gülü. Ben sana bir yerden bir balta şey bulacağım. Kalkan bulacağım. O zaman sana kadar sen Mega Sword'la takıl. Yandan da ırkçı diyor ki sadece benim ırkım çözebilir bu problemi. Bu karıya söyleme diyor. Söylüyorum ya ben. Abla benim kafamda parazit var. Zihin yüzen paraziti. Ya öyle oldu. Öyle geldi o benim gözüme attılar. O şey oldu oradan. O şekil oldu. Sorma abla neler çektim ya. İyi bak ne güzel. Ne iyi kadın vallahi arkadaşlar görüyor musunuz? Hem bize iksir verdi. Hem şey yaptı. Çok iyi kadın vallahi ya. Keşke hep böyle insanlara denk gelsek. Ne güzel bak. İşte abi insan dayanışması ya. Bir şekilde yani görüyorsun işte insan açığa yani bir şekil bir şeyler oluyor arkadaşlar ya. Olmuyor dememek lazım yani. Vay be. Ne güzel insanlar vallahi. O ona yardımcı oluyor. O ona yardımcı oluyor. Hep beraber bir yere varmaya çalışıyoruz. İnsan insan. İnsan insan. İnsan insan. İnsan insan. Oha. Abla nereye gitti lan? Lan abla nereye gitti? Ha şuraya geçmiş. Ulan tam kadını soyacaktım. Kadın aniden yer değiştirince soyamadım. İnsan insan. Aa. Gitti. Evet. O da gitti. Herkes gitti be. Kampa geldiğimizden beri kampa hiç ayrımız dokunmadı galiba ha. Burada ne oluyor lan? Aa seksi goblin kadın. Dungeons and Dragons forumlarında çok paylaşıyorlar bunu. Seçeneğe bak. Arbaletle goblin arasına gir. Hiçbir şey yapma. Sus bu son sözlerin olabilir. Hiçbir şey yapma. Aa, ne tuhaf şeyler oluyor dünyada. Geziyoruz ve çok ilginç şeylere rastlıyoruz. Nasıl şu ana kadar kaotik neutral roleplay'imi beğeniyor musunuz arkadaşlar? Etliye sütlüye çok da bulaşmıyorum. İşime yarayacak ve çıkarıma geliyorsa gibi bulaşıyorum. Çok da birilerini öldürmek niyetinde değilim. Ama birileri ölecek gibiyse çok da karıştırmıyorum. Aa. Hikayenin bu kısmı biraz duyar kasma kısmı olmuş. Duyar kasma kısmına sallamayan bir karakter olunca rahat oynuyorsun. Mesela yaşam kleriği falan olsam çok bambaşka bir hikaye oynuyorduk biz şu anda burada. Ama yaşam kleriği oynamıyorum. Hmm, depo anahtarını demin öldürdüğümüz muhafızdan öldürdüğümüz değil. Kendimizi savunurken üzerimize gelen muhafızdan almıştık. O yüzden depoya da bir bakmamızın bir sakıncası yoktur diye düşündüm açıkçası. Aa çok komik. Tiefling ya normalde bu konuştuğumuz ırkın şeytana benzeyen ırkın ismi. Tiefling yerine Teetling dedi. Onun makarası çıktı bak. Dişling mi dedin sen? I am unfamiliar with the Feyrun. Feyrun değil abi. Feyrun, Feyrun. Zevlor, Tilses. Yani tatlı sesli yıldız Tilber'in karışımı herhalde Tilses. Neyse.
Diyor ki o druidlerin başı diyor bizim tehdit olduğumuzu söylüyor ama biz tehdit değiliz diyor. Keşke şurada bir yerde diyaloglarda şey seçeneği çıksa. Abi kampınızdaki çocukların %50'si hırsız olarak yetişmiş ve çeteleri var farkında mısınız diye bir seçenek çıksa. Yani o hırsız çocuklar çete questline ortaya çıkmasa veyahut da o çözebiliyorsak bu kadar negatif davranmam ama. Yani hem adamların kampına girmişim mülteci olarak hem de hırsız yetiştiriyorsun daha hırsızlanır çetelenmiş. Yani öyle şey gibi hırsızlıklar değil ha. Ya işte çocuk açmış ekmek çalmış falan. Aa hadi canı sağ olsun falan diyeceksin de. Mücevher calan, dolandırıcılık tezgahı kuran, parayla sahte eşya satan, parayla sahte eşya satarken ötekini cebinden dızlayan, bir de dızlanması yakalanınca da bu sefer de polislere bağırıyor. Diyor ki vay beni dövüyorlar komutan abi koş filan. Bu sefer başımızı belaya sokuyorlar. Size iyi şanslar ben bu işe karışmayacağım diye seçenek var ha. Size iyi şanslar ben bu işe karışmayacağım. Emin olma o druid sana da acımaz. Bana ne acıyacak dayı ben zaten Baldur's Gate'e gideceğim. Druid korusuna yerleşmeye gelmedim ben yani. Bu arada not my thing ha yani şey Cansungur olarak konuşmuyorum burada. Karakterim şöyle diyor. Whatever. Yani. Zorluk sınıfımız 2. Aa okey. Bunların bu taptığı absolute. Ney? Oha abi 2 gerekiyordu 1 attım ya. İnanılmaz. Ya 2 gerekiyordu ve 1 attım ha. Hayır. Bu benim ilk karaktere benziyor hakikaten ha. Ha bak hemen havaya giriyorum şimdi. Ozanız ya biraz şey yapalım. Ne kadar basit bir çıkarım. İnancımızla ilgili öğrenmen gereken çok şey var mürit. Biraz lütfen. Tarikatın dağıttığı kitapları okumuyor musunuz kardeşim? İyi nedir ki? Kötü nedir ki? Irk nedir ki? Filan gibi konularda daha gevşek olmaya başladılar zaman ilerledikçe. Mesela ben kendi evrenlerimde çok insan odaklı yapıyorum. İnsanlar bana kalırsa yeterince çeşitli zaten. Hatta dikkat ederseniz elfler ve cüceler de genel olarak biraz insanımsılar ya. İşte cüce ne İskoç sinirli Viking falan. Ya o zaman sinirli Viking İskoç adamlar koyuyorum ben mesela tamam mı? Yani podcast ya da mesela çok fazla fantastik ırk yok dikkat ederseniz. Kilidi de açalım. Bonus ekle. Bonus ekle. Bonus ekle. Ya bu oyun var ya tekrar tekrar niye oynanır bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama. Aşağı inmeden önce sizlere küçük bir şarkı söylemek isterim. Galiba flüt daha çok yakıştı bize ya. Sen misin Gimbalbok? Her şey yolunda mı? Gimbalbok da ne kötü isim. Gimbalbok bir çeşit tuzağı aktive etmiş. Hemen yardıma ihtiyacı var abi. Koş koş abi koş. Gimbalbok'u öpüyorlar. Yetiş abi Gimbalbok'u öpüyorlar. Koş. Abi yetiş. Gimbalbok ne yaptı ben anlamadım o Gimbalbok'u ya. Savaşçı sen gir önden. Hey bir dakika sen Gimbalbok değilsin. Ha ben anana sor beni. Anam bilir beni. Bardız ya. Alaycı saldırı yapıyorum. O açıdan dedim yani. Of. İyi ki rogumuza assassin level'ı verdik ha. Beni anana sor. Beni anam bilir. Gimbalbok bilmez. Evet. Ay bir hit point'in mi kaldı Chen'in? Bir hit point'i kalmış valla. Ay 8 hasar yiyince kendine geldi valla. Ay 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 ne kötü yandı ne kötü yandı. Vah 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 vah. Evet bakalım. Düşmanlarımın hali. Bakalım nelerimiz var. Astarion sen kırmızı gözlerin ve beyaz saçlarında henüz vampir olduğunu itiraf etmedin ama mezarlığa girdik ve ev gibi diyorsun. Sivri dişlerin de var onu da gördük yani. Ağır anahtar. Güzel bir de anahtar bulduk hayırlısıyla. Bir de orta sertlikte sandık bulduk. İri başları çıkarttılar mı? Çıkartmak yerine başkalarının iri başlarını toplamaya başladık şu an. Sonumuz hayır olsun. Ruhban irfanı. Kilidin içine bir parça ilahi güç yönlendir. İrfan bizim işimiz. İrfan ticaret. İrfan ticaret. Bir sürü isimler var. Din kültürü zarı atıyorum şimdi. Hocam gerçek hayatta bunlar ne işimize yarayacak din kültürü diyorduk. İşte bak. Ne oldu lan? Ooo. Katipler dirildi. Katipler. Katipler dirildi. Seninle birlikte. Ölülerle konuşma büyüsü yapabildiğimiz kolye çıktı ha. Hay süper. O kolyeyi bizim ana karaktere ver. O bütün ölülerle sabaha kadar konuşsun şimdi. Oo, konuş Allah konuş. Mor iç çamaşırlarımı giyerim. Ölülerle de konuşurum be kardeşim. Bu arada ekipte herkes bize gıcık ha. Bak Astarion'la aramız çok iyi değil. Gölge yürekle aramız çok iyi değil. Lazerle aramız çok iyi değil. Herkes bir inceden bir kıl. Bir kıl gıcıklar böyle. Lan takıldık şunun peşine de. Ki normal bence. Çekemiyorlar anacım. Karakterimizin karizmasını çekemiyorlar yani. Bize sabrediyorlar ama karizma ve cazibemizden de vazgeçemiyorlar dikkat ederseniz. İşte ne yapalım. Bard olmanın dayanılmazlığı. Şimdi bak ben sana neler satacağım. Tabak, kırık mızrak sapı. Bunları niye almışsan? Makik, mekik hepsi burada. Tozlu giysi, sosis, paçavra. Ne diyorsun? Sarımsak. İster misin? Kesme tahtası. Mutfak yağmalamış gibi geldik ya. 3 tane deri zırh. Kanlı. Neden kanlı olduklarını sorma. Küflenmiş beregost üçgeni. Ha? Kaç para veriyorum bunlara? 160.
Helal para en azından. Bizim hırsız kardeşte de sana satacak bir şeyler var. Hırsız kardeşimiz de yağmalar yapmış bir takım. Bak 3 tane cam kade, 3 tane kupa. Bunları topla. Abi bunlar bir şey söyleyeyim mi? Bak bu kadar mülteci alıyorsunuz kampa, lazım olur. Bunlar ne yiyecek içecek? Kase. Ben bunları nereden yağmalamışım abi, hiç farkında bile değilim. Şişe. Zannedersen şey inmedim de, dungeon'a inmedim de 2 ay bastım. Wow. Zebercet. Yeşim. Onyx. Zebercet var lan. Pencere kapağı. Ha? Dev balta, epe, arbalet, 3 tane goblin yayı. Hiç bunları yağmaladığım zaman hatırlamıyorum ha. Sat bunları da. Oh çok güzel. Estağfurullah, seninle olsun. Biz ne anlarız? Biz ancak Sylvanus'un bize verdiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Üç. Arkadaşlar çakallık yapmayın. Herkes satışlardan kazandığı parayı ana karakterimize versin. Ben ihtiyaç olursa size geri veririm. Akıllı olun. Bir küçük dinlenmemiz ya yok değil mi? Yok. O zaman şarkılarla ve türkülerle yapacağız bu işi. Toplanın etrafıma ey dostlar. Sizlere anlatayım iyileşmenin şarkısını. Lay lay lay. Çal keke çal. Evet sevgili YouTube, bu noktaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediyseniz bu noktaya kadar abone olmayı. Aa yok, bu ne güzel kanalmış ya. Sana para diyorsanız katıl tuşuna basmayın. İhmal etmeyin. YouTube öptüm gözlerden. Hadi bakalım.